Değerli izleyenler, Filistinliler topraklarının bütünlüğünün yeniden gündeme getirilmesi ve işgalci Siyonistlerin Filistin topraklarında meşru bir hakkının olmadığını vurgulamak için büyük dönüş yürüyüşü başlattı. Siyonist terör çetesi ise yine dünyanın gözleri önünde Filistinlere saldırdı, yine katliam yaptı. Saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit edildi, yüzlerce yaralı var. Evet, bir asra yakındır katliam ve soykırımlarla topraklarından çıkarılan mazlum Filistin halkının topraklarına dönmek için başlattığı büyük dönüş yürüyüşünde katliam yapan Siyonist terör şebekesi bir kez daha o lanetli yüzünü bütün dünyaya gösterdi. Devam eden bu Siyonist işgal ve saldırılar karşısında Müslümanların en büyük derdi ve davası Filistin olmalıdır, Filistin halkı olmalıdır. Bugün sadece Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü görmek, koskoca bir Filistin ülkesini ve toplam 12 milyon civarındaki Filistinliği unutmak çok büyük bir hatadır, vebaldir. Zira Amerika ve Siyonist çete Filistin'i unutturup Ürdün'de bir Filistin devletiyle Müslümanları avutmaya çalışmaktadır. Ayrıca Suudi ihanet şebekesi de Filistinli kardeşlerimizi başkenti Kudüs değil basit bir köy olacak Filistin devletine razı etmeye çalışmaktadır. Fotoğrafın tamamını, ortadaki cinayetin bütün boyutlarını görmeliyiz, görmek zorundayız. Karşımızda işgal edilmiş bir ülke, bu ülkenin sürgün edilmiş milyonları ve defalarca katyama uğramış bir Filistin halkı var. Her ne kadar sembollerimiz olsa da bu davayı sadece Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan ibaret görüp onlarla fit olamayız. Unutmayalım ki Allah'ın inayeti ve ümmetin seferberliğiyle Filistin'i Siyonist işgal ve istiladan kurtaracak olanlar ve özellikle orada Müslümanca bir hayatı idame ettirecek olanlar onlardır. Yani Filistinlilerdir. Bu hakikatten hareketle diyoruz ki Filistin Filistinlerindir ve elbet bir gün döneceğiz.